Selam arkadaşlar, Kripto Kurdu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Kripto Kurdu proje ekibinden Alican. Bugün Near Wallet'ı, Near'ın resmi cüzdanını inceleyeceğiz. Near Wallet nasıl kurulur? Nasıl cüzdanımız onaylanır? Bu cüzdana nasıl transferler yapılır? Ve bu cüzdan içinde bulunan stake bölümünden sizlere bahsedeceğim arkadaşlar. Bu cüzdan MetaMask gibi bir eklentiye ihtiyaç duymuyor. Aynı Wax Wallet gibi web üzerinden işlemler yapabiliyoruz. Biliyorsunuz Near gibi blockchain ağları daha önce airdroplar düzenlemişti. Bu airdrop neden Near üzerinde de olmasın ve sonuçta kendilerinin resmi cüzdanını kullanacağız. Olası bir airdrop etkinliğinde de burada sıramızı almış olacağız arkadaşlar. Gelin bu cüzdan kurulumunu, onay işlemlerini ve transfer işlemlerini birlikte yapalım şimdi isterseniz. Öncelikle arkadaşlar bu Near Wallet'ı ben daha önce kurmuştum. Sizler için arkadaşlar tekrar bir kuralım isterseniz şu browser'da. Near Wallet'ın resmi sitesine giriyoruz arkadaşlar. Bu ve kullanacağım diğer bütün linkleri videonun hemen aşağısında bulabilirsiniz. Şimdi bu siteye geldik. Wallet.near.org sitesine geldik arkadaşlar. Burada Create Account diyoruz. Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Burada başlatıyorum süreci. Şimdi burada arkadaşlar bize bir yöntemden bahsediyor. Biz her zaman alışık olduğumuz şekilde 12 tane kelimeyle giriş sağlayacağımız bir güvenlik önlemi alıyoruz arkadaşlar. Öncelikle giriş yöntemi olarak bunu kullanacağız. 12 tane kelime verecek. Biz bu 12 kelimeyi bir yere not alacağız ve kesinlikle bunu kaybetmeyeceğiz arkadaşlar. Ben bu kısmı seçtim. Siz harici taşınabilir soğuk cüzdan kullanıyorsanız bunu da seçebilirsiniz arkadaşlar. Ve e-mail biraz daha sıkıntılı olacağı için ben bu e-maili size tavsiye etmiyorum. Çünkü e-mailiniz çalındığında cüzdanınız da çok rahat şekilde çalınabilir. O yüzden en üstteki kısma geliyorum arkadaşlar. Bize 12 tane kelime verdi. Bu 12 tane kelimeyi biz kaydediyoruz bir yere ve kesinlikle bunu kaybetmiyoruz. Ben buradan kopyaladım bunu, 12 tane kelimeyi, ve devam ediyorum. Devam ettiğimde arkadaşlar bana bu 8. kelimeyi sordu. Authormuş arkadaşlar. Şunu şöyle kopyalayayım. Buraya yapıştırıyorum ve verify diyorum. Şimdi arkadaşlar benim adresim şu şekilde buraya geldi. Burada bize iki farklı ödeme yöntemi sunuyor arkadaşlar. Birincisi bizim her zaman alışık olduğumuz exchange borsalardan arkadaşlar buraya depositoleyebiliriz. Şimdi bizim hesabımızın onaylanması için öncelikle buraya bir en az 0.1 near'lık deposit yapmamız gerekiyor, yatırım yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Burada MoonPay kullanıyorsanız eğer buradan da ödeyebilirsiniz. Ama ben şu kısmı kullanacağım arkadaşlar. Mesela ben burayı kopyaladım. Ben geliyorum buraya şimdi. Buradan arkadaşlar Near'ın kendi ağını seçiyorum. Zaten kendisi direkt seçmiş burada. Seçtikten sonra arkadaşlar aşağı geliyorum. Şu kısma geliyorum. Ne demişti bize? 0.1 en az 0.1 Near'lık bir deposit yapmamızı istemişti. Ben buraya geliyorum arkadaşlar. 0.2'lik bir Near yollayacağım. Çekme işlemi diyorum. Onaylıyorum bu süreci. Ben bunlara girip tekrar başlatacağım videoyu arkadaşlar. Evet, ben bilgilerimi girdim. Bizden 0.01 Near'lık bir komisyon aldı arkadaşlar bu kısımda. İşlemimi ben tamamladım. Artık burada bekleyebiliriz arkadaşlar. Geleceğim şimdi wallet'ıma. Burada bir onay almasını bekleyeceğim arkadaşlar. Evet, bu işlem yaklaşık 3 dakika sürdü arkadaşlar. Şöyle bir sayfayla karşılaştım. Attığım near'lar bu kısma geldi. Cüzdan kısmına geldi arkadaşlar. Burada istersek biz kendimize bir adres oluşturabiliyoruz ki bunu kesinlikle oluşturalım arkadaşlar. Add custom adres diyorum. Burada arkadaşlar istediğiniz ismi yazabilirsiniz. Yani siz burada arkadaşlar ben mesela Alican 01 yapayım mesela. Mesela bu kullanılmamış. Ben bu adresimi, yani para bana gönderilecek paraları ya da kripto varlıkları arkadaşlar bu adrese gönderebileceğim. Alican 0.1.near'a gönderebiliyorum arkadaşlar. Yani bizim bu 0x'de başlayan adreslerimizi arkadaşlar artık kendimiz atayabiliyoruz buraya. Bu şekilde kurabiliriz. Ben mesela yine Alican 01 varken bunu alabilirim. Tıklıyorum bu kısma arkadaşlar. Yine continue diyorum. Bize ayrı bir şey verdi. Bu kısımda ID'miz değiştiği için arkadaşlar yine bize bir 12 kelimelik bir güvenlik önlemi
Sağladı arkadaşlar. Ben buraya yine continue diyorum. Kopyaladım. Yine ben bunu hesabımı kopyalayacağım arkadaşlar. Bu kelimeleri kesinlikle ama kesinlikle unutmuyoruz. Continue diyorum arkadaşlar. Altıncı kelimeyi sormuş. Ben yine şuraya yapıştırayım. Benden bu kelimeyi istemiş. Verify diyorum. Evet. Bizden istemişti. Bu onaylandı. Next diyorum. Evet. Approve diyorum arkadaşlar. Artık benim o az önce yolladığım near'ler arkadaşlar bu yeni 12 tane kelimelik hesabıma geldi arkadaşlar. Alican 01 adresine geldi. Şu an bakın bu adresteyim. Bu işlem biraz 1-2 dakika sürecektir. Evet işlemi bu cüzdanla devam edeceğim arkadaşlar. Diğer cüzdanım da şurada gördüğünüz gibi aynı MetaMask mantığı gibi arkadaşlar. Yan cüzdan olarak buradan geçiş sağlayabilirsiniz şu şekilde. Ama ben bunu kullanacağım arkadaşlar. Artık onu kullanmak istemiyorum. Şimdi gelelim arkadaşlar bu kısma. Bu kısımda şöyle bir arayüzle karşılaşıyoruz. Burada arkadaşlar ne yapabiliriz? Mesela para gönderimi yaparken yani buradan bu cüzdandan arkadaşlar diğer borsalara ya da diğer cüzdanlara arkadaşlar near gönderirken ne yapacağım ben buradan? Send kısmına geleceğim. Sonra Binance'ıma gideceğim arkadaşlar. Para yatırma kısmına tıklayacağım. Oradan bir adres verecek bize. Adresi gelip arkadaşlar buraya miktar girdikten sonra buradan arkadaşlar siz miktarı seçeceksiniz. Ardından continue diyorum adresi gireceksiniz arkadaşlar. Para alma işlemi de nasıl yapacağız arkadaşlar artık? Şu şekilde yapıyoruz. Mesela ben buraya para yatıracağım. Para yatıracağım. Şimdi ben hangi cüzdan adresime para yatıracağım arkadaşlar? Benim cüzdan adresim artık alican0.near arkadaşlar. Bunu kopyalıyorum. Kopyadıktan sonra arkadaşlar buraya geliyorum. Adresi buraya yapıştırıyorum. Aslında bu kadar basit artık. Yani biz artık burada arkadaşlar sürekli cüzdan adresimizi işte kontrol etmeye doğru mu değil mi onunla uğraşmayacağız. Direkt arkadaşlar burada atadığımız ID'ye para gönderebileceğiz. Aynı az önce yaptığımız gibi arkadaşlar. İsterseniz işlemlere buradan devam edelim. Şimdi arkadaşlar burada para göndermeyi, para çekmeyi bu şekilde anladık. Şimdi gelelim staking bölümüne. Staking bölümünde arkadaşlar şu kısma geliyorum. Stake kısmına geliyorum. Stake my tokens diyorum arkadaşlar. Burada bir validatör istiyor bizden. Validatörü bilmeyenler için size validatör ne olduğundan bahsedeyim arkadaşlar. Validatörler blok zincir ağında madencinin aldığı rolü üstleniyorlar aslında. Ve cihazlar yerine işte bilgisayarlar yerine ekran kartları yerine arkadaşlar blok ekleme ve doğrulama işlemlerini yapıyorlar. Blok zincir üzerinde işlemler yalnızca bu validatör tarafından onaylandığında tamamlanmış oluyor. Yani seçtiğimiz validatör tarafından onaylanması gerekiyor arkadaşlar. Yani zincire kilit halkası diyebiliriz. Bu yüzden bu kullanacağımız validatörü çok dikkatli seçmemiz gerekiyor. Peki biz bunu nasıl seçebiliriz arkadaşlar? Hemen geliyorum yine ana sayfama, wallet kısmıma. Buradan Explore Apps diyorum arkadaşlar. Buraya tıklıyorum. Bizi böyle bir sayfaya yönlendiriyor. Buradan arkadaşlar validatörleri tek tek inceleyebilirsiniz. Bakın burada web siteleri, sosyal ağları her şeyi bulabilirsiniz arkadaşlar. Birden fazla, ondan fazla seçenek var burada. Mesela P2P'yi ben bulmuştum. Sıfır fee alıyor bizden. Ama siz çok güvenmek istiyorsanız da Binance'ı kullanabilirsiniz. Huobi'nin validatörünü kullanabilirsiniz. Everstake, herkes bunu tavsiye ediyor. Everstake'i kullanabilirsiniz. Peki biz bunları şimdi nasıl ekleyeceğiz? Burada herhangi bir validatör seçtik diyelim. Hemen geliyorum arkadaşlar ben yine staking bölümüne. Stake bölümünden stake my tokens diyorum. Ardından arkadaşlar ne demiştik? Biz P2P demiştim. Bakın burada sıfır fee alıyor. Bu fee nedir? Bu staking'de kazanacağımız yıllık %11'lik kazancımızdan fee alıp almadığını gösteriyor şuradaki fee. Burada sıfır demiş bu fee almıyor. Aslında bu da biraz şüphelendirici bir durum değil mi? Bu tamamen size kalmış, tamamen sizin kendi araştırmanıza kalmış bir seçenek arkadaşlar. Ben Everstake'i kullanmak istiyorum. Mesela bunu seçtim. Ardından arkadaşlar burada near'larımı gireceğim. Şöyle tıklıyorum şuraya. Burada ne kadar near istiyorsam o kadar stake edebiliyorum. Şimdi arkadaşlar burada önemli bir nokta var. Burada stake işlemini yaptıktan sonra arkadaşlar biz 3-4 gün sonra bu stake bozma emrini verebiliyoruz. Ardından arkadaşlar bozma emri verdikten 2-3 gün sonra da bu onaylanıyor arkadaşlar. Ardından manuel bir şekilde elimizde arkadaşlar gidip ne yapıyoruz? Şu kısma geliyorum arkadaşlar. Şuraya tıklıyorum. Bakın stake yaptık diyelim bugün. Aradan 3-4 gün geçiyor arkadaşlar.
Ardından biz unstake kısmına geliyoruz. Yani siteğimizi bozuyoruz arkadaşlar. O bozma emrini 3-4 gün sonra bozma emrini verdikten sonra bir 2-3 günlük süreçte daha geçmesi gerekiyor ki validatörler arkadaşlar bu stake bozma işlemini onaylasın diye. Yani toplamda arkadaşlar bir haftalık bir süreç gerçekleşiyor bu unstake bölümünde. İsterseniz stake bölümünü gösterdim size. Para göndermeyi, para almayı bunları gösterdim size. Burada arkadaşlar yaptığınız işlemlerin geçmişi var. Şu kısımlarda arkadaşlar az önce girmiştik. Near'ın desteklediği, Near Wallet'ın bağlandığı apps'leri ve DeFi projelerini bu web site üzerinden görebilirsiniz arkadaşlar. Gelelim şimdi hesabımızı nasıl daha da güvenli hale getirebiliriz. Onu göstereyim ben size arkadaşlar. Buradan bir parola şey yapabiliyoruz, seçebiliyoruz. Bunun için de önce bir e-mail onaylaması gerekiyor. Biz buradan arkadaşlar e-mailimizi girebiliyoruz. E-mail olarak arkadaşlar mesela ben kendi e-mailimi giriyorum. Continue dediğimde bana bir kod gelecek. Bu kodu girdiğimde arkadaşlar artık ben bu giriş işlemlerini e-mailimi kullanarak arkadaşlar giriş işlemlerini yapabilirim. Ardından yine account kısmına geliyorum. Burada arkadaşlar iki faktörlü doğrulamayı da seçebiliriz isterseniz. Daha güvenli olmasını istiyorsanız ben kesinlikle tavsiye ediyorum. Ama bunun da bir şartı var. Bize en az 4 tane near'ımızın olması gerekiyor. 4 near'ımız olduktan sonra arkadaşlar biz bu iki faktörlü doğrulama işlemini yapabiliyoruz. Bu nedir arkadaşlar? Google Authenticator biliyorsunuz. Bütün borsalarda kullandığımız güvenlik önlemi. Hem e-mail hem de bunu kullandığımızda arkadaşlar hesabımızın çalınma ihtimali neredeyse sıfıra inecektir arkadaşlar. Bugünlük anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.